Arkadaşlar bu video %99,9 telif yiyecek. Bu yüzden lütfen hemen indirin ve bütün sorularınızı Instagram adresimden sorabilirsiniz. Sevgiler. Selamlar tüm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda bekleyeyim arkadaşlar. Bugünkü videoda FIFA 21'in bu zamana kadar yapmış olduğumuz en detaylı videosuyla karşınızdayım. Çok fazla bilgi olacak. Dop dolu bir video olacak. Çayınızı kahvenizi alın. Direkt bu videonun başına oturun arkadaşlar. Gerçekten bugün inanılmaz bilgiler vereceğim ve oyun hakkında EA Sports bir hata yaptı ve çoğu bilgi çok daha fazla önceden sızmaya başladı geçen senelere göre. Öncelikle geçtiğimiz videoyu tam tamını 2700 beğeni gönderdiniz arkadaşlar. Ondan önceki videomuzda da 2400 beğeni geldi. Benim biliyorsunuz kanalımda para kazanma kapalı. Sizin bu beğenileri, yorumları sayesinde kanalımız öne çıktı. Çok daha fazla insana kavuştuk. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan bana destek olmak istiyorsanız emeğe saygı geçin arkadaşlar. Bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. FIFA 21'in başında futbolcularla video çekeceğim için bu beğenileriniz, yorumlarınız ve abonelikleriniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Vaktinizi ayırıp yaparsanız çok sevinirim. Direkt videomuza başlıyoruz. Hiç kesmeden başlayacağım arkadaşlar. Hızlı hızlı anlatacağım. Şimdi EA Sports bu hafta bir trailer yayınladı ve trailerde herkesin şikayet ettiği şey gameplay'in olmamasıydı. Tabii ki de gameplay olmayacak. Çünkü EA Sports artık bu işe uyandı arkadaşlar. Trailer'ı tek yapma sebebi reklam olması. Yani Instagram'da bir insan dolaşıyorken FIFA oynamayan bir insanın bile Mbappe'yi, Haaland'ı gördüğü zaman bu trailer'ı izlemesini istiyor adamlar doğal olarak. Ve yapmış oldukları trailer da buna göre. Dolayısıyla beni çok da şaşırtmadı açıkçası. Çünkü klasik bir EA Sports trailer'ıydı. Çok fazla bir şey beklemenize gerek yok. Ben zaten şimdi sizlere olması gereken her şeyi anlatacağım. Geçtiğimiz videoda demiştim ki Kylian Mbappe kapak yüzü olacak. Kylian Mbappe artık bu hafta resmi olarak kapak yüzü olarak duyuruldu. Vermiş olduğumuz haber doğru. Geçen de vermiş olduğum bir diğer haberde FIFA Points'e kısıtlama geleceğiydi. Bu haber de doğru sevgili dostlar. Vermiş olduğumuz haberler birer birer gerçeğe kavuşmaya başlıyor. Size söylemiştim ki geçen sene Belçika, Hollanda, Almanya bu işe el atmıştı. Bu sene İngiltere işe el atınca EA Sports zorunlu olarak FIFA Points'e kısıtlama getirmek zorunda kaldı. FIFA Points arkadaşlar eskisi gibi sınırsız alıp kullanamayacaksınız. FIFA Points kullanımının da bir sınırı olacak ve bunu oyun çıktığı zaman hep birlikte göreceğiz. Artık eskisi gibi insanların böyle parayı basayım, point alayım, kadro kurayım sistemi her ülkede olur mu olmaz bilmiyorum ama %100 olarak bir değişiklik olacak. Bu artık kesinleşti arkadaşlar. Yani vermiş olduğumuz haber doğru çıktı. Hatta bundan 2-3 sene sonra ben hiçbir oyunda lootbox sisteminin de kalmayacağını düşünüyorum. Çünkü tamamen kumardan farksız bir sistem. Ultimate Team modunda biliyorsunuz ki Division Rivals diye bir mod vardı arkadaşlar. Division Rivals modunda siz normal oynuyordunuz. İşte kaç galibiyet alırsanız ve kaç puan yaparsanız ona göre bir seviyeniz oluyordu ve perşembe sabahı da bu seviyeye göre almış olduğunuz ödülü açabiliyordunuz. Bu sene Division Rivals'ta maç oynama sınırı geldi. 40 maç arkadaşlar. 40 maç oynuyorsunuz. Bu oyunu ilk oynadığınız 40 maç sizlerin seviyesini belirliyor. 40 maçtan sonra oynadığınız maçlarda sadece skill puanınızı arttırabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel olmuş. Peki EA Sports Division Rivals'ı neden böyle yaptı derseniz şundan dolayı insanlar sürekli maç kaybederek klasman düşüyordu arkadaşlar. Division 7'de, Division 8'de hatta Division 10'da çok iyi rakiplerle oynayabiliyordunuz. Bu da yeni başlayan birisi için oyundaki oynanabilirliği çok düşürüyordu arkadaşlar. Oyuna daha başlamadan soğuyordu. Bundan dolayı böyle bir sisteme gitmişler. Ama dediğim gibi eSports'un burada istediği tek şey sizi bütün hayatınızı oyuna bağlamanız. Dolayısıyla tam adamların ekmeğine yağ sürecek bir olay. İkinci bence en güzel şeylerden bir tanesi artık foul olduğu zaman sağ üstte bir imlet çıkıyor arkadaşlar. Burada verilen tuşlara basmış olduğunuz zaman siz foul'ü alabiliyorsunuz. Yani foul verdi avantajı bıraktı mesela FIFA 20'de. Foul'ü verdi avantajı bıraktı. Ben duruyordum hani adama bir şey yapmadım. Pasman atmıyordum ki foul versin diye. Bazen foul vermedim mesela top kaybediyordum. O yüzden bu eklenti güzel. Sağ üstte bir imlet çıkacak. İstersen foul'ünü kullanabileceksin. İstersen avantajı devam edebileceksin. Gerçekten çok tatlı bir yenilik olmuş. Bunun dışında arkadaşlar yeni ikonlar oyuna ekleniyor. Eric Cantona açıklandı. Bunun dışında kesinleşen bir diğer ikon Samuel Eto'o. Benim kaynaklarımdan aldığım bilgilerse Xavi, Philipp Lahm ve Arjantin efsanesi Kempes'in de FIFA'ya ekleneceği arkadaşlar. Bunun dışında almış olduğum bir duyumda Fernando Torres ancak Torres'ten emin olmadığım için net bir şey söylemek istemiyorum. Xavi, Kempes ve Philipp Lahm şu anda %99,9 FIFA 21'de olacaklar sevgili dostlar. Bunun dışında en çok gelen sorulardan bir tanesi Foot Champions nasıl olacak? Foot Champions geçen sene top 100 vardı arkadaşlar biliyorsunuz yani en iyi 100 bir liste vardı, bir leaderboard vardı. Bu sene bu liste top 200 oldu fakat şunu bilmiyoruz arkadaşlar. PS4 ve PS5 aynı yerde oynayabilecek mi? Yani PS4 ve PS5 oynayan insanlar aynı lobilerde oynayabilecek mi? Bunun hakkında hala bir bilgi yok.
Bundan dolayı bu TAP 200 olayı acaba PS5 için TAP 100, PS4 için TAP 100 olduğu için mi TAP 200 deniyor? Yoksa başka bir anlamı var? Dediğim gibi bunu oyun çıktıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Ama Foot Champions'da bir değişiklik olması güzel. Foot Champions'daki bir diğer değişiklikte arkadaşlar, galibiyetlere göre ranklarınız. Mesela bu sene 23 ile Elite 3 oluyordunuz ya, belki önümüzdeki sene 21-22 ile olacaksınız. Yani galibiyet sınırları da değiştirilmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun dışında Ultimate Team'e co-op modu geldi. Herkesin istediği bir şeydi bu arkadaşlar. 2 kişi Ultimate Team oynamak istiyordunuz. 2v2. Bence FIFA'nın en büyük eksikliği bu. Yani 4 arkadaş online oynamak istediğiniz zaman mecburen birebir oynayarak turnuva yapıyordunuz. 2v2 turnuvalarında olması için bence güzel ve tatlı bir eklenti olmuş. Bu yüzden EA Sports'u gerçekten kutlamak gerekiyor. Şimdi gelelim asıl soruya. Süper Toto Süper Lig olacak mı, olmayacak mı? Arkadaşlar buna şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Şu anda FIFA 21 beta çoğu YouTuber'ın elinde var. Ve bunlar oyunu oynuyorlar. Geçtiğimiz günlerde değil, hatta dün akşam benim arkadaşlarım tarafından, Twitter'da arkadaşlar, ben haberler aldığım insan tarafından bir sızıntı gameplay paylaşıldı. Ve bu sızıntı gameplay de Süper Lig'de yer alıyor. FIFA 21 beta'da Süper Lig yer alıyor. Eğer EA Sports FIFA 21'de zaten Süper Lig'i düşünmeseydi betasına da Süper Lig'i koyacağını düşünmüyorum. Yani dolayısıyla TFF'nin, tabi affedersiniz, bu TFF'nin mallığı oluyor. Çünkü her ülkenin ligi FIFA'yı duyuruyor ki hani sonuçta bu da bir reklam yüzüdür. FIFA oynayan insanlar Serie A olsun, Lig 1 olsun sürekli EA Sports'la paylaşımlar yapıyorlar. Ve bunu Süper Lig hani anlaşma imzalasa da imzalamasa da sanki çok boştan bir şeymiş gibi geçiyor. Hani bundan dolayı dediğim gibi bir TFF'den bir haber beklemiyorum ama FIFA 21'in metası Süper Lig var. Ve ben bu saatten sonra da dediğim gibi FIFA 21'in Süper Lig'i bırakacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Süper Lig'in arkadaşlar oyunda %99.9 olacağını söyleyebiliriz. Çünkü FIFA 21'in bandrolü olan, FIFA 21'in içeriği olan bir betada Süper Lig yer alıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde söyleyebilirim. Şöyle de bir şey diyeyim. FIFA 21'de zaten son buluyordu. Mantıken FIFA 21'in betasında bile kullanması yasak, sözleşmesi bittiği için. Demek ki bu adamlar sözleşmeyi yenilemiş sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Ya Süper Lig konusunda kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar size söyleyeceğim gameplay açısından değişen şeyleri sizlere biraz özetlemek istiyorum. Birincisi orta açma sistemi değişmiş arkadaşlar. Artık orta açarak gol atma oranınız birazcık daha yüksek olacak. Çok fazla şikayet geliyor. Çünkü FIFA 20'de hücum yapmak zordu arkadaşlar. Hep sanki böyle savaşıyordunuz yani rakibinizle. O yüzden artık ortaların daha etkili olduğu söyleniyor. Bir diğer özellik ise arkadaşlar FIFA'da en çok kullanılan skill move olan drag back artık nerflenmiş. Drag back arkadaşlar bir kereden fazla yaptığınız zaman top adamın ayağından açılıyor ve kullanışsız bir hale geliyor. EA Sports'un maalesef oyunları yenileme kültürü hatalı olan şey düzeltmek değil de çok fazla sövülen şeyin daha çok kısılmasını yapıyorlar. Yani adamlar onu düzeltmiyor. Sadece etkisini kısıyor. Böyle garip bir şirket arkadaşlar dediğim gibi. Ama durumlar bu şekilde. Kariyer moduna gelelim. Kariyer modunda bilmiş olduğunuz gibi herkes artık diyordu artık Allah kahretsin şu oyuna bir şey ekleyin diye. Bence yenilik değil arkadaşlar. Bu eski FIFA'larda da vardı. Hatta çoktan olması gereken bir şey ama tabii adamlar bunu yenilik olarak duyurdu. Dedikleri şey arkadaşlar, siz maçı simüle ederken herhangi x bir dakikada maçın içine dalabileceksiniz ve oynayabileceksiniz. Ya bu zaten çok basit bir şey ve yani bunu yenilik olarak sunmak bana çok saçma geliyor açıkçası. Ama EA gibi bir şirket için gayet normal. Bence en önemlisi burada sözleşme tiplerinin değişmesi arkadaşlar. Evet, sözleşme tipleri kariyer modunda değişiklik sağlamış. Bu sene biliyorsunuz pandemi döneminde Football Manager oyununu bedava yapmıştı ve çoğu kariyer sever Football Manager bedava indirip oynama şansı bulmuştu arkadaşlar. Tabii ki insan bir şeyin iyisini oynadıktan sonra kötüsünü çok daha net görebiliyor. Bu yüzden FIFA 21'de yeni kontrat sistemleri geliyor arkadaşlar. Yani satın alma, mesela kiralık gönderiyorsun, zorunlu satın alma, satın alma. Yani çok fazla kontrat türünün geleceği söyleniyor. Bence bu artık hani ya çoktan gelmesi gereken bir şey. Çünkü günümüz futbolundaki en önemli şey sözleşme tipleri. Ve bir diğer önemli şey de bonservis mesela. FIFA'daki bence bonservisler realistik değildi. Tabii sözleşme yenilendiği için ben bunların da yenileneceğini düşünüyorum. Aynı zamanda FIFA 21'e gelen iki tane daha yeni özellik var. Kariyerciler için söylüyorum. Yeni oyuncu geliştirme sistemi. Biliyorsunuz FIFA'larda oyuncu geliştirme sistemi çok basit. Adamı seçiyorsun, antrenman seçiyorsun. Hadi oğlum yap, hadi oğlum koş, hadi oğlum yardır. Çok basic'ti. Burada da arkadaşlar yeniliklerin olduğu söyleniyor. Ve yeni takım antrenmanlarının da oyuna eklendiği söyleniliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben kariyeri çok bilmediğim için çok yorum yapmak istemiyorum ama kariyercilere söyleyeceğim tek şey şu. FIFA 20 ve 21 arası uçurum yok.
Ama hani illa ben kariyer oynayacağım diyorsanız, yeni sözleşmeleri tadacağım, işte yeni oyuncu gelişim sistemini tadacağım diyorsanız, oyunu Black Friday'de almanızı sizlere tavsiye ederim. Çıkar çıkmak almanıza gerek yok sevgili dostlar, bilginiz olsun. Haberlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi siz gameplay izliyorken birazcık da ben sizinle konuşmak istiyorum. Ben ne bekliyorum FIFA'dan, neler olacak, benim öngörülerimle. Tabi bunu duymak isteyen arkadaşlarımız da var. Hemen şöyle özetleyeyim sevgili dostlar. Dediğim gibi hani ben artık PS4 ve Xbox One için pek bir şey ummuyorum. Ne gelirse gelsin PS5 ve Xbox'ın yenisi için gelecektir. Yani bu sistem her zaman para harcatmaya yönelik bir sistem sevgili dostlar. Ve biliyorsunuz ki FIFA ve PlayStation'da anlaşması var. Yani dolayısıyla bu firmalar zaten her şeyi para için yapıyor. Para için yaptıkları için de hani hiç şaşırmayın. Yani PS5'te bazı şeylerin olup PS4'te olmaması çok normal. Ki bu seneler geçtikçe hani mesela FIFA 21 için konuşuyorum. Ama FIFA 23'te falan bu farklar çok daha fazla artacaktır. Yani maalesef bulunduğumuz dünya tamamen para üzerine arkadaşlar. Hani eskisi gibi firma, mesela eskiden ben Xbox 360 kullanıyordum. Ya Prison Break'in, Lost'un bile oyunları vardı. Yani şimdi oradan nerelere geldik? Yani dünya tamamen para oldu ve maalesef ki bu tür çok fazla para kazanan şirketler daha kreatif şirketleri yediler arkadaşlar. Bundan dolayı maalesef ki buna boyun eğmek durumundayız ve PlayStation 5 çıktığı zaman 5500 lira, 6000 lira civarı bir fiyata çıkacak. Hani bunu da geçtim. Bunu kullanarak hani yeni oyunlar mesela şu anda yeni çıktığı zaman Kadıköy'de falan 350-400 lira falan oluyor. Yani PS5 oyunları büyük ihtimal 700-800 lira bile olsa hani kimse çıkıp diyemiyor ki ya abi nasıl 700-800 lira? Yani maalesef ki bulunmuş olduğumuz dünya tamamen paranın hükmettiği, hiçbir şeyin önemli olmadığı, ne sağlık, ne insan, ne kariyer, hiçbir şeyin önemli olmadığı, her şeyin paraya bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bundan dolayı benim tek beklentim FIFA'dan sadece şu oyuna server eklemeleri. Yani oynanışı düzeltemiyorsunuz, anladık. Ya da düzeltmek istemiyorsunuz, anladık. Ya tek istenilen şey serverların düzeltilmesi. Çünkü oyuna yeni eklenen bir beceri hareketi olabilir. Oyuna yeni eklenen bir şut şekli olabilir. Mesela time finishing eklendi oyuna. Time finishing ne gerektiriyor? O tuşa bastığın zaman anında oyunun onu algılaması gerekiyor ki yeşil gitsin, değil mi? Şimdi server dandikse zaten bunu yapamıyorsun. Yani aslında her şeyin ilacı server arkadaşlar. Yani oyuna yeni eklenen bir şey kullanmak için iyi bir internet, iyi bir sunucu lazım ki ben oyunu akıcı oynayabileyim, o yeni eklediğin şeyleri kullanabileyim. Ama bu şirket maalesef bunu anlamıyor arkadaşlar. Yani niye anlamıyor derseniz de, çünkü insanlar hala FIFA points almaya devam ediyor arkadaşlar. Yani bir firmayı durduran şey ne olabilir? Para kazanmayı az para kazanırsa insan durur. Niye? Çünkü ekmeğini oradan yiyorsun. Ya bunun menajerleri, FIFA'yı yöneten insanlar FIFA'ya EA Sports'un sahibine rapor verdiği zaman, bak başkanım biz bu sene bu kadar para kazandık. Ya millet ağlasın der o zaman. Çünkü adam parasına bakıyor arkadaşlar. Ama İngiltere hükümetine helal olsun, bu işi eline attı. FIFA points kullanımı artık sınırlandırıyor. Yani EA'in kazanacağı para artık bir yere kadar sınırlı olacak. Ve hani Allah izin verirse 2-3 sene sonra bu tamamen kalkarsa artık oyun firmaları sadece 60 dolara sattığı oyunlardan para kazanabilecek. Yani ne FIFA points ne başka bir şey. Hani adamlar bunlardan kazançları inanılmaz derecede düşecek ve bu zaman ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ki oyun kötüyse adamlar bunu iyileştirmek zorunda kalacak. Çünkü sadece oyun satıyorsun adama. Yani şu anda FIFA'yı alan adama FIFA diyor ki ya FIFA'yı ben hadi aldı %100 point alır diyor. Yani ben %100 eminim ki Türkiye'de bile yani 10 lira da olsa, 15 lira da olsa, 20 lira da olsa, 50 lira da olsa mutlaka FIFA points alanınız vardır arkadaşlar. Ve adamlar bunu biliyor. Ve eğer ki onların bu yetkisini elinden alırsak adamlar sadece oyunu güzelleştirmeye bakmak zorunda kalacaklar. O güzel günleri ben bekliyorum açıkçası. İkinci söyleyeceğim şey arkadaşlar, yani ben bir haber paylaştığım zaman işte şundan alıyorsun, bundan alıyorsun. Hep bir nefret söylemleri. Ya hani arkadaşlar, ben bu YouTube'u 6 sene olacak neredeyse buradayım ve vermiş olduğum her haber tutuyor. Geçen sene vermiş olduğum Süper Lig haberine takılmış herkes. Süper Lig haberini ben neden verdim? Adamlar bir fotoğraf yayınladı. Tıpkı bu sene yayınladıkları fotoğraf gibi her lig var. Tüm Süper Lig yok. Ben de dedim ki acaba olmayacak mı ki? Bu gayet normal bir şey. Bu sene herkes yine aynı tufana düştü. Ama dediğim gibi arkadaş, EA Sports bunu bire bire yapıyor. Hani herkes şey diyor, mesela o fotoğrafta sadece EA'in anlaşmalı olduğu ligler var diyor. Öyle bir şey yok. Orada Hollanda Ligi vardı geçen sene. Hollanda Ligi PES'te de var. Yani dolayısıyla insanlar bazı şeyleri göremiyor. Yani Türkiye Ligi'ne karşı olan, Türkiye'ye karşı olan algıyı insanlar göremiyor ve biz ancak birbirimize savaşıyoruz. Yani bizim ülkece en büyük sorunumuz bu arkadaşlar. Kendi içimize savaşıyoruz. Yani dünyada neler oluyor, neler bitiyor bakmadan ancak biz kendimiz. Yani orada Arabistan Ligi olacak, Süper Lig olmayacak ve insanlar gelip sana diyecek ki sen Süper Lig olmasını istemiyorsun, prim yapıyorsun. Yani ben prim yapmak istesem bu kanalda ben çok daha ne primler yapardım. Yani o yüzden arkadaşlar benim burada senelerdir istediğim tek şey şu oyunun bir yere gelmesi. Benim başka bir isteğim yok. Bunun dışında
En çok gelen soru, abi işte nasıl hani kendini motive ediyorsun? Ben arkadaşlar Siemens yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Bunun için YouTube spor falan yapıyorum. Instagram'ı takip edebilirsiniz. Yani şu anda vücudumda bayağı iyi bir formda. Sizlere de zaten nasıl kilo verebilirsiniz, nasıl güzel kaslanabilirsiniz, bu konuda da videolar atacağım. Hep bu soru geliyor. Arkadaşlar bu tamamen self motivation, yani kendinizi motive etmenize bakıyor. Kimsenin sizi motive etmesini beklemeyin. Tamamen bu hayatta teksiniz. Yani aynaya baktığınız zaman görmüş olduğunuz kişiye güveniyorsanız başka kimseye ihtiyacınız yok. Ben her zaman bu mentaliteyle gittiğim için ne yalnızlık hissettim, ne başkasına bağımlılık hissettim. Ne istiyorsam kendi başıma yaptım. Laminere video mu çekmek istiyorum? Gittim kendim ayarladım. Oyunkurla buluşmak mı istiyorum? Kendim ayarladım. Yani kimseye bağlı olmadan bunları yaptım. O yüzden çok da mutluyum. Her zaman benim çok sevdiğim de bir laf var. Yunus Emre'nin lafı. Demiş ki basit insanlar dengini, iyi insanlar kendini arar karşısında diye. Her zaman arkadaşlar kendinizi arayın. Yani basit insanlarla uğraşmayın. Size bir şey katmayan insanlarla uğraşmayın. Ve en sevdiğim bir diğer laf da siz çevrenizin avarısınız diye bir laf var arkadaşlar. Çok doğru. Yani çevrenizdeki kötü insanlardan, boş insanlardan kurtulursanız daha huzurlu bir hayat sürebilirsiniz. Ve dediğim gibi bana çok DM geliyor. Ben bütün DM'lerin hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. İnsanlar şaşırıyor. Abi nasıl cevap veriyorsun diye. Arkadaşlar insan olmak bunu gerektirir. Yani insansan eğer, bir insansan, biri senden yardım istiyorsa bunu olumlu karşılaman gerekir. Size o cevap vermen YouTuber abilerimiz var ya, karı kılıklı tipler, onlar kendini bir şey sanıyor. Yani sokakta görse abi çeker hepsi. Ama sosyal medya üzerinden hep sahte hayatlar, kendilerini iyi göstermeye çalışmalar, işte güzel ayakkabılar, güzel mekanlar, şık gözlükler. Sen başkasına yardım etmedikten sonra, insanın olmadıktan sonra ne istersen ol. Yani dediğim gibi kuru güzellik, kuru yakışıklılık göz doyurmuyor arkadaşlar, karın doyurmuyor. Yani bu yüzden her zaman insan olmak, doğru insan olmak önemli. Benim her zaman mentalitem bu şekilde oldu arkadaşlar ve böyle devam ettim ki çok şükürler olsun şu anda geldiğimiz yerde. Her şey abone değil, bunu tekrar söylüyorum. Benim izleyicim varsa futbolcu menajerleri var, futbolcular var. Benim için önemli olan şey bu. Yani 10 milyon abonem olsun, çoluk çocuk olsun. Sokağa çıktığı zaman benimle dalga geçilsin. Ben bunu istemiyorum. Ben sokağa çıktığı zaman takipçim beni, annesi babası yanındayken beni görüyor. Abi bak bu Oğuz abi işte okulda birinci oldu, çok başarılı falan. Annesi diyor işte maşallah yavrum falan diyor. Benim için bu yeterli abi yani. Bu manevi güç beni zaten dediğim gibi bu işe devam ettiriyor. O yüzden kimsenin çok da beklentim yok. Sizlerin de olmasın arkadaşlar. Bu hayatta hepimiz tekiz. Ne yaparsak tek başımıza yapacağız. Bu yüzden hiç sakın ama sakın moralinizi bozmayın. Aynen yola devam. Üzülmek yok, kırılmak yok. Ne olursa olsun biz doğru bildiğimiz yoldan bastırmaya devam edeceğiz ve bu şekilde hepimiz başarıya ulaşacağız. Her zaman hepinize kapım açık. Instagram'dan yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Arkada izlemiş olduğunuz gameplay de FIFA 21'in betasına ait gameplay arkadaşlar. Dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok yakın zamanda çok güzel videolarla görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.